Alkanlar Cn H2 yani artı 2 genel formülüne sahip, bütün karbon atomları arasında tek bağın bulunduğu hidrokarbonlara deniyor. İlk üyesi N1 verdiğiniz zaman, N burada tam sayıdır. C1H4 olur, yani CH4 ve ismi metandır. C2H6 ismi etandır. Üçüncüsünün ismi propan C3H8, 4 bütan C4H10, 5 pentan C5H12, 6 hegzan C6H14 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Açık şeklinde yazarken de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Örneğin pentan mı yazacağız ya da daha küçük üyelerinden başlayalım. Düz zincirli olanlara normal alkan deniyor arkadaşlar. Ya da dallanmış da olabilir bu. İşte metanın şekli görüyorsunuz. Bir karbona 4 tane hidrojen bağlı. Etanı yazacak olursak arkadaşlar şurada yazılış şeklini göstereyim. Önce karbonları tek bağla birbirine bağlıyoruz. Sonra karbon 4 bağ yapacak şekilde hidrojene doyuruyoruz. Karbon 1 bağ yapmış 2, 3, 4 hidrojen. Karbon 1 bağ yapmış 1, 2, 3, 4 hidrojen. Bu şekilde birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Buna açık formül deniyor arkadaşlar. Açık formüldeki bu hidrojenleri karbonun yanına yazma işine de yarı açık formül diyoruz. İşte CH3, CH2, CH3 şeklinde yazma şansımız da var arkadaşlar. Bunun yanında iskelet formülü denilen bir formül de var. Bu şekilde kırık doğrular şeklinde ilerleyen bir sistem yapabiliyorsunuz. Buradaki temel prensip de her köşede ve her baş kısımlarında bir karbon olacakmış şekilde düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani şurada bir karbon var, burada bir karbon var, burada bir karbon var, burada bir karbon var. Toplam 4 karbonumuz var. Bu şekilde adlandırabiliyoruz arkadaşlar. İşte hegzanda görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karbon var. Yarı açık, açık formülü ve yarı açık formülü de görülüyor. Adlandırırken sonuna alkan anlamı anlamında an ekleniyor biliyorsunuz zaten. İlk üyesi metan, iki üyesi etan, üçüncü üyesi propan, dördüncü üyesi bütan, pentan, hegzan, heptan, oktan, nonan, dekan. İlk 4 üyenin arkadaşlar özel ismidir. 5. üyeden sonra artık Latince isimlerin sonuna an ekle. Penta, pentan, hegza, hegzan şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bir bileşik vermiş hidrokarbon. Doymuş bir hidrokarbon mudur? Bakıyorum karbon atomları arasında hep tek bağ var. Onun için doymuştur. Kapol formülü C5H10 mu? Doymuşsa bir alkandır. Alkanın genel formülü CnH2n artı 2'dir. Buraya 5 yazarsak şurasının 12 olması gerekiyor. O zaman C5H10 yanlıştır. Adı pentan mı? 5 karbonlu alkanın ismi pentandır. 1 ve 3 doğrudur arkadaşlar. Edirne şıkkı doğru cevabımız olacak. Bir de siklo alkanlar denen bir yapı var arkadaşlar. Alkanların halkalı yapıda olanlarına ise siklo alkanlar deniyor arkadaşlar. Siklo alkanlarda karbon atomları bir halka oluşturacak şekilde birbirine bağlanmışlardır. Genel formülleri CnH2n'dir. İleride göreceğimiz alkenlerin formülüyle aynı olabilirler. Siklo alkanların en küçük üyesi 3 karbonludur arkadaşlar. 2 karbonlu halka oluşmayacağı için ya da tek karbonlu 3 karbonlundan başlarlar. Ve adlandırırken önüne karbonun adının önüne siklo ön eki getirerek adlandırılır. 1, 2, 3, C2H6, C3H6 şeklinde yazılır. Hidrojenleri yazmadan geometrik şekilde kaç karbon varsa o kadar karbon sayısı kadar geometrik şekil çizilebilir arkadaşlar. Siklopropan diye adlandırıyoruz. Örneğin dörtgen olursa siklobütan, beşgen olursa siklopentan şeklinde adlandırılıyor ve genel formülde CnH2n şeklinde adlandırılıyor arkadaşlar. XYZ bileşikleri verilmiş. Biri düz zincirli, diğeri halkalı, diğeri iskelet sistemi verilmiş. Hangileri doğrudur? X ve Y bileşikleri eşit sayıda karbon içerir. Bakalım. X'te 1, 2, 3, 4 karbon var. Y'de ise 10'da 4 karbon var. O zaman eşit sayıda karbon atomu içerirler. Z'nin kapalı formülü C5H12 midir? Z'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon var. C5 alkan olduğu için H2N artı 2'dir. O zaman H12'dir. O zaman doğru cevap olur. Y'nin adı bütan mı? Bakıyorum 4 karbonlu. 4 karbonlu alkanın ismi bütandır ama bu halkalı alkan olduğu için isim siklobütan olmalı. Doğru hangisidir? 1 ve 2. şık doğrudur arkadaşlar. Alkenlere geldik. Alkenler arkadaşlar olefinler sınıfı olarak adlandırılıyorlar. Karbon atomları arasında en az bir tane çift bağın olduğu bileşikler alken olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Genel formülleri CnH2n'dir. Siklo alkanlarla formül aynıdır.
Onun için alkanlı şey hidrokarbonlarda kapalı formüllere bakarak bileşik hakkında bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar. İlk üyesi 2 karbonlu etilen ya da etendir. Adlandırırken alkan adının sonundaki an eki kaldırılıyor. En ya da ilen eki getiriliyor arkadaşlar. Örneğin propen ya da propilen, büten ya da bütilen şeklinde adlandırılıyor arkadaşlar. Çok büyük üyeleri zaten sizin karşınıza çıkmayacaktır. Çünkü adlandırma kuralları biraz daha karışık hale gelebiliyor. Küçük üyeleri 3 karbonlu, 4 karbonluya kadar size sorulacaktır. Alkenlerle ilgili ilk üyesinin ismi meten midir? İlk üyesi 2 karbonlu olduğu için meten diye bir üye yoktur. Etendir. Yapılarında ikili bağ bulunuyor ve genel formülleri CnH2n'dir. Cevabımız 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir de alkinler var arkadaşlar. Alkinler de CnH2n-2 genel formülüne sahip. Karbonlar atomlar arasında üçlü bağ bulunan hidrokarbonlardır. İlk üyesi 2 karbonlu olan etin ya da asetilendir. Burada ilenekine tuzağına düşmeyin arkadaşlar. Asetilen yazdığı zaman bu bir alken değil, alkindir. Dikkatiniz burada toplansın. Çünkü tuzak sürekli burada kuruluyor. Bunun da alkenler gibi ilk üyesi yani tek karbonlu alkin diye bir şey söz konusu değil. Yine de adlandırmada an ekini yine kaldırıp yerine in eki getiriyoruz. İşte propin, bütün şeklinde devam ediyor. Bunda da yine büyük karbonlu alkinleri size sormayacaktır. Çünkü adlandırma biraz daha karmaşık hale gelecektir. Bir örnek vermiş. X, Y, Z bileşikleriyle ilgili. Üçü de alifatik hidrokarbon mu? Alifatik dediğimiz şey düz zincirli ya da halkalı olması. Evet, üçü de alifatiktir. Üçü de doymamış mıdır? X bileşiği doymuştur. Tek bağlıdır. Bu yanlış oldu. Z'nin ismi asetilen mi? Alkindir, ilk üyesidir, asetilendir. Doğrudur. Yanlış olanı soruyor. Yalnız ikinci şık yanlıştır arkadaşlar. Aromatik hidrokarbonlar var arkadaşlar. Demiştik ki benzen. Yapısında benzen yani şu grubun bulunduğu organik bileşiklere aromatik bileşikler deniyor arkadaşlar. 6 tane karbonun altıgen şeklinde bağlanıp karbon atomlarının hepsinin çift bağ yaptığı bir sistemdir arkadaşlar. Evet bu buraya bu buraya sürekli yer değiştiriyor bu buraya. Bunun için döndüğünü belirtmek için üzerin içine yuvarlakla gösteriliyor arkadaşlar. Genel formülde C6H6'dır arkadaşlar benzenin. Benzenin bir tane olması bir bileşiğin organik bileşiği, aromatik bileşik olmasına yeter. Ama bazı aromatik bileşikler farklı da olabilir. Örneğin naftalinde 2 tane benzen halkası yan yanadır. Antresende 3 tane olabilir. Ya da benzen halkasına bir CH3 bağladığınız zaman ismi toluen oluyor. Eğer buna 2 tane CH3 bağlarsanız ismi ksilem oluyor. Farklı farklı adlandırma olabilir. Ama şu benzen halkası bir bileşikte varsa bu bileşik organik bileşiktir diyoruz arkadaşlar. Örnek verilmiş bunlarla ilgili işte bilgi kutusunda. OH bağlarsam ismi fenol oluyor. NH2 bağlarsam ismi anilin oluyor. Sadece azot bağlarsam bunun ismi piridin oluyor. Bu şekilde aromatik örnekler görüldü arkadaşlar. Bir örnek vermiş aromatik bileşiklerle ilgili 13. örnekte. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri aromatik? Hidrokarbondur. Dikkat edin. Hem aromatik olacak arkadaşlar hem hidrokarbon olacak. Şimdi şuna bakıyorum. Hem hidrokarbon ama aromatik değil. Aromatik olması için benzen halkası olması lazım. Yani yuvarlak olması lazım. Bu olmadı. Bu yuvarlağı var görüyoruz. Çift bağlılarla göstermiş. Ve hidrokarbon bu oldu. Bu da aromatik ama hidrokarbon değil. Çünkü yapısında oksijen var. Bu da olmadı. Olan sadece iki nerede? Burada. Adana şıkkı doğru cevabımız. Devam ediyorum arkadaşlar. Hidrokarbonların yanmaları var arkadaşlar. Organik bileşikler yandıkları zaman hidrokarbonlar da bir organik bileşiktir. Karbondioksit ve su oluştururlar arkadaşlar. Bu arada yanma nedir? Yanma bir maddenin oksijen gazıyla tepkimeye girmesine deniyor arkadaşlar. Yanma esnasında yakıt içinde depolanan kimyasal enerji açığa çıkıyor. Açığa çıkan bu enerjiyi de biz farklı yerlerde kullanıyoruz. İşte yemek pişirirken kullanıyoruz. Araçları ısıtmada kullanıyoruz. Doğal gazlarda kullanıyoruz. Hidrokarbonlar İşte bahsettiğimiz olay bu. Yandığı zaman, bütün hidrokarbonlar yandığı zaman her zaman karbondioksit ve su çıkar. Ne olduğunun bileşiğin önemi yok. Her zaman karbondioksit ve su çıkacak. Karbondioksit ve su çıkardıktan sonra oturup denklemi denkleştireceğiz arkadaşlar. Denkleştirmeden herhangi bir işlem yapma şansınız yok. Nasıl denkleştireceğiz? Örneğin CH4'ü yaktık. Bir karbon girmiş, bir karbon çıkmış. Karbondioksit ve su çıkardık hemen. 4 hidrojen girmiş,
Hemen başına 2 yazmış dikkat ederseniz. 2 hidrojen çıkmış. İşte oksijen sayısı 2, 2 daha 4'tü. Hemen oksijenin başında 2 yazmış. Bu şekilde denkleştirmiş. Örneğin ben buraya bir C3H8'i buraya yazayım. Örneğin pentan diyorum. Propanyak dediği zaman hemen karbondioksit ve su çıkaracağız arkadaşlar. Hiç düşünmeden. Sonra da oturup denkleştireceğiz. 3 karbon girmiş, başına 3 yazacağız çünkü bir tane var. 4, 8 hidrojen girmiş, başına 4 yazacağız. Şimdi oksijenleri denkleştireceğiz. 3 kere 2 6, 4 daha 10. 2 tane var. Başına 5 yazdığım zaman denkleşmiş olacak. Bütün organik bileşikler yandığı zaman hidrokarbonlar daha doğrusu karbondioksit ve su oluşacak ve böyle denkleştireceğiz. Oluşan bu karbondioksit bahsetmiştik. Hava kirliliğine, küresel ısıtmaya ve asit yağmurlarına neden olabiliyor. Tam yanma olmadığı zaman karbon monoksit gazı da çıkıyor arkadaşlar. Karbon monoksit gazı çıktığı zaman zehirleyici bir gazdır. İşte bacalarda, sobalarda sızan gazdan dolayı zehirlenmeler bu yüzden olmakta arkadaşlar. Bu arada bu yanma sonucunda arkadaşlar açığa çıkan enerji ne kadar büyük olursa o kadar iyi yakıt olarak kullanılan hidrokarbon olarak düşünülüyor arkadaşlar. Örneğin burada butan gazı en fazla enerjiyi açığa çıkardığı için aynı miktarlarda, aynı mollerde girdiği zaman en iyi yakıt bu olarak alınıyor arkadaşlar. Bir örnek vermiş arkadaşlar. Yukarıda verilen tepkime denklemlerine göre diyor. Metan yakıt olarak kullanılır mı? Evet, dışarıya ısı veriyor. Dışarıya ısı verdiği için yakıt olarak kullanılabilir. 1 mol CH4 gazı yandığında, yani metan gazı yandığında 213 kilokalori ısı mı harcanıyor? 1 mol yandığında ısı açığa çıkıyor arkadaşlar. Harcanmıyor. Onun için bu şık yanlıştır. 2 mol CH4 gazı yandığında 426 kilokalori ısı açığa çıkar. 1 molde 210 ise 2 molde bunun 2 katıdır. 2 katı da 426'dır. Doğrudur arkadaşlar. O zaman 1 ve 3 doğru cevabımız olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. 15. örnek. Yukarıdaki hidrokarbonların birer mollerin yanmasında açığa çıkan ısı değerlerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Molekül büyüdükçe karbon sayısı molekülün arttıkça açığa çıkan ısı miktarı artıyordu. Pentanda 5 karbon var. Propanda 3 karbon var. Hegzanda 6 karbon vardı. Karbon sayısı arttıkça açığa çıkan enerji miktarı da artıyordu. O zaman 3, 1, 2 şeklinde dizilecektir arkadaşlar. C şıkkı doğru cevabımız olacak. Konu anlatımımız bitti.